billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Değerli FM TV izleyenleri, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Yeni günümüzde, yeni haftamızda sizlerle birlikteyiz yine canlı olarak. Reşit Kazancı Hocam ile birlikte. Hanımlara incelerdeyiz. Öncelikle konumuza geçmeden önce bize sorularınız ve önerileriniz var ise hanimlaraincer@fmtv.com.tr'den bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. 0216 488 0488'den bizlere ulaşabilirsiniz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam iyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah iyisiniz. Elhamdülillah hocam, Allah razı olsun. Hocam geçenki programımızda Müslüman bir kadının kendisine ve bedenine karşı sorumluluklarından ve vazifelerinden bahsettik beraber. Evet. Süremiz kısıtlı olduğu için tam tamamlayamadık o konuyu. Yani bu bölümde akıl ve ruhundan bahseder misiniz hocam? Zaten orada kalmıştık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Önceki bölümde Müslüman bir hanımın kendisine karşı vazifeleri, sorumluluklarından bahsetmiştik. Süremizin yettiğince. Bu konuda Müslüman hanımın öncelikle kendi nefsine, kendi bedenine karşı olan vazifeleri, sorumlulukları nelerdir? İşte yemesinde, içmesinde, işte bedeni konuda spor yapmasından tutun da sağlığını, sıhhatini korumak noktasında ağız ve diş sağlığına özen göstermesi, kılık kıyafetine, güzelliğine, saçlarına, temizliğine, beden ve çevre temizliğine, evinin ve çevresinin, çocuklarının temizliğine dikkat etmesi, evet. İşte açık saçıklığa varmayacak şekilde aşırı süslenmeye meyilli olmaması gibi, yani bir takım müsaade edilen şeylerin ve olması gereken şeylere değinmiştik. Evet. Bunların da ölçülerinin İslami olması, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tarif ettiği, tavsiye ettiği şekillerde olmasını vaktimiz yettiğince anlatmıştık. Yani şöyle ki, bir kadın süslenecek mi süslenecek, güzellik olacak mı olacak, evet, temizliği, beden olsun, ağız temizliği olsun, diş, işte saç temizliği, bakımı, bu gibi konularda veya sportif faaliyetler, bedensel faaliyetler konusunda yürümedir, bir takım zayıflığı, kilosunun artmaması, obeziteyle mücadele etmesi gibi konularda dikkat etmesi gereken hususlar var mıdır? Vardır. Evet. Bu gibi şeyler dedik, yani bedeniyle alakalı konular Müslüman kadınların bizi ilgilendirmez ya, bu gibi şeyler, söylemler işte entel dantel kimselerin işidir. İşte sanatçıların işidir. Evet. Kendini sadece insanlığa güzel göstermek için bütün aleme açıklığını, saçıklığını veya kadınsı dişiliğini takdim etmek için özel çaba sarf edenlerin işidir, evet, diye algılanmamalı dedik. Yani kadınların, Müslüman hanımların da gerçekten sağlıklarını, sıhhatlerini, işte güzelliklerini korumaları ve bu konuda ölçü içinde hareket etmeleri, İslam'ın kendilerine tavsiye ettiği, emrettiği ölçüler içinde davranmaları gerektiğini beyan etmiştik. Yani bir kadın kilosuyla veyahut da beden sıhhatiyle, ağız ve diş sağlığıyla, saçlarının bakımıyla, işte bedeninin ve kılık kıyafetinin düzgünlüğü, güzelliğiyle, süslenmesiyle ilgilenmeyecek mi? İlgilenecek. Evet. Ama burada tabii bir narsist psikolojiye sahip olarak sadece bedenini kendi için yaşayan ve o kadınsı özelliklerini, dişi özelliklerini insanlara dışarıya takdim etmek için bu özelliği kullanmayacak. İşte kendi mahremlerine, kocasına, ailesi içinde olması gereken ölçüler dahilinde neyse istenen ondan, bu bedeniyle alakalı konulara da dikkat edecek demiştik. Yani bu yeri gelir süslenme olur, yeri gelir kokulanma, koku sürünme olur, yeri gelir işte saçlarının veya işte elbiselerin düzeni olur. Ama bunda bir nizam var. İslam kadına veya erkeğe şekilsiz olun, ondan sonra pejmürde olun, hırpani olun, kendinize dikkat etmeyin, ahiret işleriyle uğraşırken dünyayı tamamen unutun, münzevi bir hayat yaşayın buyurmamıştır. Yani daha biri caizse senin Müslüman olman, Müslüman bir erkek olman veya Müslüman bir hanım olman, senin insanlarla ilişkilerinde
kocana, çoluk çocuğuna, babana, aile efradına, komşularına, yakınlarına iletişim kurduğun, senden bir takım şeyler bekleyen, yani iyi örnekler, numunelik almak isteyen, örneklik almak isteyenlere karşı senin tamamen sorumsuzca davranman, yani ben artık İslam'a döndüm, İslami bir yaşantı içine girdim, evet, ve dolayısıyla böyle şeylerle ben ilgilenmiyorum. Yani beni alan almış, satan satmış, ondan sonra bundan sonra benim işim Allah ile, din ile deyip dünyadan tamamen el etek çekmek diye bir anlayışın olmadığını Efendimiz bize beyan ediyor. Evet. Bununla ilgili Osman bin Mazun radıyallahu anh, işte geliyor, bazı sahabeler de var. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da var bunun içinde. Diyorlar ki, işte ya Resulallah, biz hiç uyumamaya niyet ettik. Diğeri hiç evlenmemeye niyet ettik. Diğeri hiç işte yemek yemeden devamlı ibadetle geceleri uykusuz geçirmeye niyet ettik. Böyle içlerinden, yani o feyizle Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sohbetinde, mekanında, onun sahabeli olmanın verdiği feyizle dünyaya karşı bir soğukluk, dünyevi sevgilere karşı bir uzaklık içlerinde hasıl oluyor. Evet. Ve tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara, ya işte bir güzel bir mağara, güzel suyu olan, yanında işte yetişmiş meyvelerinden, sebzelerinden neyse istifade edip hayatını geçirebileceği insanlardan münzevi bir hayata çekilmelerini, kadınlardan ayrılmalarını, uykusuz gecelerle ibadetlerini geçirmelerini, hiç oruç iftar etmeden hep oruçlu olmalarını güzel tavsiye etmemiş, güzel bulmamış ve demiş ki, bakın siz bugün bu sohbetlerin bereketiyle dünyaya karşı bir sevginiz azalması, bir uzaklık olmuş olabilir ama bu şey sizde istenen bir netice değil. Yani bu feyiz sizde seyri sülük yolunda, bu yolda giderken olabilecek bir şeydir. Neticede istenen şey toplumun içinde, el karda, gönül yarda, evet, halk içinde hakla beraber, uzakta da olsan gönül yakınlığını beraber hissettirerek, yani işte maddi şeylerden soyutlanmak değil, helal olan şeylerle istifade etmek, Allah'ın verdiği nimetlerden, dünyalık imkanlardan, imkanlar dairesince o nimetlerden istifade etmeniz lazım. İnsanlara da böyle bir hayatı tavsiye, tebliğ etmeniz lazım. Yoksa bir işte mağaraya çekileyim, orada ölene kadar ibadet edeyim, hiç evlenmeden insanlara karışmayayım, evet, hep ibadetle, uykusuz, oruçla geçireyim. Ben sizin, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan en çok korkanınız, takva sahibi olanınız, saygı duyanınız, seveni, Allah'ı en çok seveniniz olduğum halde oruç da tutarım, iftar da ederim. Yani bazı günler, işte mübarek günlerde, gecelerde, pazartesi, perşembe, eyyam-ı biyız günlerinde, evet, oruç tuttuğum gibi, yani eyyam-ı biyız 13, 14, 15. ayın mehtap şeklinde, dolunay şeklinde olduğu beyaz günler, evet, demektir. O günlerde ayın ilk başında, hicri ayın ilk günlerinde ve sonunda pazartesi, perşembe günleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoklukla oruç tutmuştur, sünnettir. Evet. Bu günleri oruçlu geçirdiğim gibi oruçsuz da geçirdiğim olmuştur. Yani illa bu günlerde oruç tutmak farz veya vacip değildir. Farz olan oruç Ramazan orucudur ki kim sıhhatli bir şekilde ona kavuşursa Allah ondan orucu o ayın üzerindeki sorumluluğu olarak tutmasını emretmiştir. Evet. Ama şimdi takva sahibi olacağım deyip, İslam'ı en güzel şekilde yaşayacağım deyip de benim önüme geçemezsiniz, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hiç evlenmeyerek, evlenmişimdir de diyor. Evet. Yani ben evli de durduğum olmuştur ama bekar da durduğum olmuştur. Aynı şekilde geceler uyumadan ihya ettiğim de olmuştur. İbadetle, tezekkürle, tefekkürle, düşünceyle geçirdiğim olduğum gibi, evet, geceleri hiç uyumadan da, yani uyuyarak da geçirdiğim olmuştur. Dolayısıyla bende sizin için uyulmam gereken, uymanız gereken örneklik yok mudur? Yani ben ki Allah'ın en sevgili kuluyum. Bu tabii biz bunu tefsir ediyoruz, şerh ediyoruz Efendimizin şeyini. Evet, yani peygamber önünüzde, siz peygamberden daha takva yaşayıp da peygamberin takvasından fazla bir takvaya, saygıya, sevgiye, Allah'a karşı yakınlığa sahip olmanız mümkün değildir. Evet, buyuruyor, ikaz ediyor. Yani şimdi buradan bir şey çıkarmak lazım.
bir yol ki, bir iş ki, ibadet görünümün içinde bile olsa, yani ben ibadet ediyorum deyip ama o işte peygamberin yaşantısına, sünnetine ittiba yoksa, peygamberin uygulamasına tam bir tabiiyet, ittiba, teslimiyet yoksa, ibadet bile olsa orada Allah'tan uzaklaşmaya, dinin ruhundan uzak kalmaya sebep oluyor. Yani işte ya hep oruç tutuyoruz ama belli bir müddet sonra yorulabilirsin. Evet. Gene sahabeden bir tanesi, isimler aklımda kalmıyor. Buyuruyor ki, dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana gençliğimde her gün oruç tutmam hususunda ondan izin istediğimde, ya Resulallah ben orucu çok seviyorum, güçlü kuvvetliyim ve oruç konusunda da özel bir ilgim var oruca. Bana müsaade et hep oruç tutayım, her gün oruç tutayım deyince, öyle yapma. İşte pazartesi, perşembe, eyyam-ı biz günlerinde, işte aşure muharrem günlerinde tut deyince, ya Resulallah ben bundan çok daha fazlasına güç yetirebilirim ve çok daha fazla oruç tutmayı seviyorum diye ısrar ettiğim zaman, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana hep işi o kadar yapma, öyle yapma diye, en sonunda ben Savm-ı Davud, yani Davud aleyhisselamın orucuna ikna olabildim. Yani bir gün oruç tutmak, bir gün iftar edip oruç tutmamak. Bunu yaparım deyince, o zaman Efendimizin ne kadar doğru olduğunu söylediğini anlamamıştım ama diyor, hani bu konuda bana uyardığı ikazının ne kadar yerinde olduğunu anlayamamıştım ama iş bak ahir ömre geldi, yaşlandık, şimdi de oruç tutmak zor geliyor. Evet. Ama ben o zaman Peygamber aleyhissalatü vesselama sanki bir ahitleşme gibi mücadele edercesine bir söz vermiştim. Bundan daha fazlasını tutarım ve ölene kadar da bırakmayacağım diye söz verdim. İşte ben o sözden de geri durmuyorum. Ama o zaman peygamberin sözüne uymanın gereğini şimdi anladım diyor. Evet. O yüzden insan ne yapacak? Peygamberde ne varsa لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamberde sizin için en güzel örneklik vardır buyuruyor. Evet. En güzel numune, en güzel örnek, takip edilecek imaj maker'ı diyorlar ya şimdi. Evet. En güzeli ne dersen de, hangi boyuttan, hangi açıdan, hangi ilmi zaviyeden yaklaşırsan yaklaş, o bütün örnek alınabilecek güzelliklerin zirvesinde en başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bulacağız. Dolayısıyla insanların bugün kaybetmiş olduğu şiraze, kaybetmiş olduğu ölçü bu. Yani peygamberin ölçüsünü takip edilebilme ve her şeyiyle ona teslim olma ölçüsünü kaybetmişiz. Yani o yüzden şimdi hanımların kendileriyle alakalı hususlarda da eğer ki insan peygamber ve peygamber sahabesi hanımları, sahabelerin örnek alınabilecek güzel hassasiyetlerini kendilerine model almadıkları zaman bir bakıyorsun aynanın karşısında hayatını tüketen o güzellik aletlerine, güzellik makyaj vasıtalarına, ilaçlarına, şunlara, kozmetiklere bir servet harcandığını, işte güzellik salonlarında, kuaförlerde geçen bir vakit, onların hiç hesabını yapılmıyor. Evet. Harcanan servetler, işte evlerde bir kadına ayrılan, yani bu ölçüden şaşıldığı zaman, evlerin yatak odalarında kadınların envai çeşit losyonlar, kremler, bilmem neler, allıklar, pulluklar, ondan sonra ve bunlar için özel dizayn edilmiş aynalar, masalar, tuvaller, şunlar, bunlar, işte her merasime göre, programa, düğüne, işte şeye göre farklı giyinme hisleri. Evet. İşte adam öyle kimseler tanıyoruz, sadece işte hangi merasimde, hangi elbiseye uygun ayakkabı, onları böyle ayakkabı reyonu şey yapmış. 40 tane, 50 tane çift, 50 çift ayakkabısı olup hala gözü bir ayakkabıcı dükkanından geçerken acaba şu program içinde hangi ayakkabıyı alabilirim, hangi elbiseyi giyebilirim, ona uygun ayakkabı, bak şu güzelmiş falan. Çanta için ayrı, evet, işte başörtüler için ayrı, ondan sonra yani kıyafetler için ayrı, tabiri caizse bu konu için yaşayan, sırf bu hususlara endekslenmiş,
kendini şartlandırmış insanlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Ve Müslüman kadınlarımız da bu hataya düşebiliyor. Niye? Ya senin sahaben, peygamberin, peygamberinin hanımları, peygamberinin kızları böyle mi yaşadı? Yani sen için Allah'ın sana vermiş olduğu imkanlar, nimetler dahilinde onları güzelce kullanarak en güzelini kullan. Ama sen herkese karşı güzelliğini takdim etmek zorunda değilsin. Evet. Kocana güzelliğini göster. Babana, ailenin yanında mahrem kimselere karşı temizliğinle, nezaketinle, nezahetinle, zarafetinle, vakarınla, olgunluğunla bir numaralı örnek gösterilecek kişi ol. Ama bunun dışında işte insanlara karşı yabancı, hele hele haram, kendisiyle görüşülmesi, bakılması, buluşulması haram olan kimselerin yanında ben özellikle böyle güzel giyineceğim, güzel olacağım demek kesinlikle İslam'ın ruhuna uymayan bir harekettir. Evet. İşte bunlardan biraz bahsettik geçen programda. Kokuyla alakalı da mesela koku sürülmesi gerekir mi? Gerekir. Yani temiz olması lazım ama dışarıya karşı bir kadın güzel kokular sürünerek o kokularla dışarı çıkması, onu duyan, o kokuyu hisseden her bir erkekle zina etmek derecesinde büyük bir günahtır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yani bir kadın üzerine koku sürünür ve dışarı çıkar da o kokuyu yabancı erkekler aldığı zaman o kokunun alan erkeklerin her biriyle zina etmişçesine bir günahın, bir kainatta ne diyelim fitnenin sorumluluğuna imza atmış, adım atmış demektir diye uyarılıyor. İşte saçlarını deve hörgücü gibi yapanlar, ondan sonra giyindiği halde çıplak olan giyinikler. Giyinmiş ama çıplak. Nasıl oluyor hocam giyinik çıplak? Nasıl olur? İşte giyinik çıplağı öyle bir zaman gelecek ki ümmetimde ben o zamana yetişmedim. İşte amirleri, yöneticileri ellerinde sığır kuyruklarına benzeyen kırbaçlarla insanları, köleleri kırbaçlayacaklar, zulmedecekler. Tebaasına, halkına zulümle yönetecekler. Ve o zamanın kadınları işte deve örgücü gibi yapmış oldukları saçlarını yapmış oldukları saçlarıyla çıkacaklar. Ve o kadınlar giyinik âriyâtün, câriyâtün, giyinik çıplaklarlar, çıplaklar olacaktır. Giyinik çıplaklar nasıl? Yani işte bedenlerinin ölçülerini, boyutlarını belli eden, şeffaflığıyla, darlığıyla, inceliğiyle, kısalığıyla, uzunluğuyla neyse, yani üzerinde bir örtü var mı? Var ama vücudunun bütün hatlarını meydana çıkaracak derecede bir örtüyse bu örtü değildir, tesettür değildir. Allah böyle buyuruyor. Onlar cennetin 500 senelik mesafeden olan kokusunu duyamadıkları gibi, cennete giremedikleri gibi 500 seneden duyulacak, 500 senelik mesafeden duyulacak kokusunu dahi duyamayacaklardır diye de tehdit var. O yüzden yani böyle modaya uyduk, onun peşine gittik, bunun peşine gittik. Şimdi envai çeşit kozmetik ürünler, şimdi Müslüman kadınlarımız bu kozmetik ürünleri satıyor. Amerika'nın, Avrupa'nın en gavur Yahudi, İslam'ın en azılı düşmanı firmaların işte ilaç ve şey sektöründe, neden ona temizlik sektöründe, vay efendim bu ilaç çelik tencereleri çok iyi parlatıyormuş. Vay efendim bundan bir kaşık çay kaşığıyla koyduğumuz zaman diğer ilaçlardan, temizlik ilaçlarından işte kaşıklar dolusu, kepçeler dolusundan daha fazla parlatıyormuş. Bulaşık makinesinde, çamaşır makinesinde de aynı şekilde. Evet. O yüzden Yahudi ama çok iyi parlatıyor. Çamaşırları bembeyaz sakız gibi yapıyor. Yahudi ama biliyoruz ama ne yapalım? İşte beyaz tutkusu da var. Biz başkalarında çamaşırlarımızın bembeyaz olduğunu göstermek, astığımız zaman onun reklamını yapmak durumundayız. O yüzden Yahudi de olsa Filistin'de Müslümanların kanını da içse, evet, verdiğimiz paralarla bu firmanın destekleriyle neticede ben bunu alıp kullanacağım. Onun satış temsilciliğini yapıyor bu firmaların. Evet. Yani bir bakıyorsun işte kozmetik sanayinde böyle. Ondan sonra bu temizlik ve deterjan sanayinde böyle. Evet. Veyahut da plastik, şimdi çok efendim kaliteli plastikler var. Hı. İçlerine kalp ameliyatlarında kullanılan, hiç hava geçirmeyen, haftalarca sebzeyi buzdolabında efendim taptaze, ilk günkü tazeliğinde serin ve taze tutan, ondan sonra
İşte falanca marka, isim vermiyoruz burada. İsimleri de hepsini verebiliriz. Özelde tabii. Evet. Ama işte ne o çok sağlammış. Kırdığın zaman yenisini getiriyorlarmış. Fırına koyuyormuşsun yanmıyormuş. Şunu atıyorsun yani öyle. Ya bunları artık geçin be Müslüman. Yani mübarek adamlar. Yani gavurdan gelince her şeyiyle onların reklam etmiş oldukları şeyin psikolojisi ezik, şahsiyetsiz, silik. Ondan sonra asimile olmuş. Kendi şeyinin değerini bilmeyen insanlar olmuşuz. Yani onlar geldiyse ne geldiyse onlardan en iyisini yaparlar. Avrupa'dan geldi, işte Almanya'dan geldi, şuradan geldi, buradan geldi deyince ooo demek ki en iyisi onlar yapar. Evet. Sen ben bir şey yapamayız. Böyle bir zihniyet işte bizi önce dinimizden eden sonra milli manevi değerlerimizden eden bir zihniyettir. Evet. Ben İtalya'ya gittim. İtalya'da askerliğimizde Napoli şehri. Gidiyoruz. Adama dolar veriyorsun. Doları bozmuyordu. Niye? Liret getir bana diyor. Bana benim paramı getir diyor. Benim paramı. Amerika'nın diyor parasını ben burada kullanmak istemiyorum diyor. Zorla böyle birkaç yeri dolaştıktan sonra o parayı bozdurabildik. Askerde bize verilen şeyde. Şimdi adamlarda bir batıl da olsa aynı dinden de olsa bak aynı dinden ama milliyetçilik hassasiyeti var. Benim diyor milletimin kalkınmasını istiyorum ben. Evet. Benim ırkımın, benim işte coğrafyamdaki insanların yükselmesini, yücelmesini istiyorum deyip kendi içinde ayrımcılık yapabiliyor. Pozitif kendileri lehlerine. Evet. Peki sen ne yapıyorsun? Gavurdan ne gelirse eyvallah her şeyin en iyisini onlar bilir, en iyisini onlar yapar. Sana gelince ne var? Sana gelince hiçbir şey. Yani sen bu işte asimilasyon. Kültüründen, dininden, milli manevi değerlerinden ayrılıp yarın işte tanınmayacak hale gelmek. Ecdat, bugün Çanakkale'de şehit olan ecdadımız 253 bin şüheda kalkıp kabirlerinden başlarını kaldırıp bakacak olsalar, bugün bizim topraklarımızı uğruna kanımızı, canımızı verdiğimiz, topraklarımızı emanet ettiğimiz evlatlarımız, torunlarımız karşımızda bizi öldürmeye gelen Fransız, İngiliz, İtalyan askerlerinden hiçbir farkı kalmamış. Kılık kıyafetiyle, yemesiyle, giymesiyle, içmesiyle, onlara özentisiyle, onların modasını taklit etmeleriyle bizim torunlarımızın bizim vatanımızı, dinimizi savunmak için çarpıştığımız bu düşmanlardan hiçbir farkı yok derlerdi. Evet. Biz de bugün hani evlatlarımız aman biraz dini hassasiyeti olsun, aman şunlardan uzak kalmasın diye biraz bir hassasiyetimiz kalmışsa, Allah korusun, bu törpülenmiş hassasiyetlerimiz, ondan sonra ya o kadar da şey yapmayalım, şimdi bu zamanda öyle de kurtarıyor, böyle de idare ediyor diyerek ve neticede aman aman ne olacak canım diyerek törpülenmiş hassasiyetlerimiz sonucunda 30, 40, 50, 100 sene sonra biz de torunlarımızı tanıyamaz hale gelebiliriz Allah muhafaza. Çünkü gidişat oraya doğru. Gidişat niye? Hep giden dinden gidiyor. Giden Müslümandan gidiyor. Yani Müslümanlar kendi değerlerini, kendi kıymetlerini, kendi imani şeylerini başkalarına anlatabilmenin mücadelesinden uzaklaştığı için ve bu konuda işte kafirlerin, gavurların güdümünde onların modalarına, onların hal ve hareketlerine taklit ettikleri için artık Müslümanlar yarın yetişecek nesillerinin nasıl olacağını, nasıl yetişeceğini düşünmek zorunda kalmış haldeyiz. Evet. O yüzden şimdi yani önce bir kere zihniyet sorunumuz var. Zihniyet. Evet. Yani eşyaya bakarken Allah'ın verdiği nimetlere, varlıklara karşı kullanma sorumluluğumuzun nasıl olması gerektiğini o sorumlulukla sorgulamamız lazım. Yani bu kendi bedenimize karşı da, aklımıza karşı da, ruhumuza karşı da bu sorumluluk içinde hareket etmemiz gerekiyor. Hocam ben o konuya geçmeden önce bir mesaj vermek istiyorum buradan seyircilerimize. Geçenki programımızda seyircilerimizden bana söyleyenler oldu ki şöyle diyorlar. İşte hanımların icra programında kokudan bahsediyorsunuz. İşte hanımların giyecek kıyafetlerden bahsediyorsunuz ama işte ne alakalı gibisinden. Ben de sizin söylediğiniz konulardan şöyle demiştim. Hocamız Müslüman bir kadının İslam dinini temsil ettiği için öyle özen göstermesi gerektiğini söylemiştim. Doğru değil mi hocam bu yani? O bir kere konu programı takip etsin o seyircimiz. Evet hocam. Onu diyen seyircimiz. Niye biliyor musunuz? Yani o zaten programda o konunun
önemini biz baştan anlattık, izah ettik. Yani bir evet. Müslüman kadın çuvala girecek ve hiçbir şeyle alakası olmayacak değil. Yani evet. Müslüman kadın Müslüman olmak olması sebebiyle tamamen yani hiçbir zevki, hiçbir güzellik anlayışı, hiçbir kalite ve vakar anlayışı, ciddiyet anlayışı olmayacak demek midir? Yani ya Müslümanla kokunun ne alakası var değil. Koku da sürünecek, güzel de olacak ama bunun ölçüsü var. Biz şunu anlatmak ölçülü olacak. Evet. Dışarıya karşı güzelliğini sen bugün ne kadar onu inkar etmeye kalkarsan kalk. Bugün insanımız bir düğün olduğu zaman, bir nişan, bir işte söz veya bir merasim olduğu zaman en güzel kıyafetlerini hiç tanınmayacak. Ya bu kadın bizim hanım mı diyor. Yani arkadan şeyden tanımadığı bir insan olup çıkıyor giderken, evden giderken veya orada karşılaştığı zaman. E şimdi bu hassasiyet, bu anlayış senin dışarıya karşı değil, içeriye karşı, kocana karşı, evine karşı, mahrem kimselere karşı gözetmen gereken bir anlayış olması lazım. Evet. O yüzden yani Müslümanı böyle sadece dünyadan kopuk soyutlanmış, hiçbir şey anlamaz, bilmez değil. Müslüman her şeyi bilecek. Müslüman kendi sorumluluklarını, erkek olsun, kadın olsun, bedenine karşı da, çevresine karşı da, aklına, ruhuna karşı da sorumluluk neyse o sorumlulukları yerine getirme anlayışı içinde olan kimsedir. Evet. Mevla Teala bizi başıboş yaratmadı. Bu dünyayı da bizleri de abes için, boş bir şey için yaratmadı. Başıboş bırakılacağımızı zannediyoruz. Yani bu sadece ibadet boyutunda, iman boyutunda olduğu gibi davranış boyutunda da. Çünkü ibadetlerimiz de, hareketlerimiz de, düşüncelerimiz de aynı zamanda ya günah olur ya sevap olur. Eğer ki biz bunları ölçülü İslam'a göre peygamberin tarif ettiği ölçülerde yaparsak ibadet olur, sevap elde ederiz. Bunları işte başkalarını taklit ederek, diğer dinlerin mensubu olarak onların peşinden koşarak yaptığımız zaman da günah olur, normal bir adet olur. Belki ondan günah elde ederiz. Evet. Ve belki de yani Allah muhafaza dinimizden oluruz, haberimiz olmaz. Evet. Yapılan işler, söylenen sözler sebebiyle. O yüzden din bizim her şeyimize karışır. Evet hocam. İslam bizim her şeyimize karışır. Sadece camide namaz kılarken işte şurada, burada, belli bir mekanda, belli bir zamana hasredilmiş değildir İslam. Evet. Yani bizim gece yatışımızdan, kalkışımıza, yememizden, içmemize, dişlerimizi misvakla mı, fırçayla mı, işte kürdanla mı karıştıracağımıza, temizleyeceğimize her şey karışır. Karışmadığı bir şey yok. Yani öyle bir şey olsun ki falanın İşte Müslümanın falanına karışılmaz. Şu hususta karışılmaz. Öyle bir şey yok. Evet. Müslümanın sigarasına karışılmaz. Niye karışılmasın ya? Bak karışmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sarımsak, soğan kokulu şeyler yiyerek gelmeyin camiye demiş. Bundan kıyasla kokulu ağızlarla sarımsak, soğan nasıl kokarsa evet. Ve insanları izac eder, rahatsız ederse sigara da aynı kokar. Evet. İşte pastırma da aynı kokar. Ama bu hadis-i şerifte yazmıyor, söylenmemiş. Sen ondan onu kıyas et. Yani veya ter kokusu, ayak kokusu, işte vücut beden kokusu. Bu da aynıdır. Yani sen o zaman insanları rahatsız etmeyecek temizlikte, nezahette, nezakette, nezafette olacaksın demektir. Yani ya işte onu söylemiş de bunu söylememiş denmez. Evet. Her şeyine karışır. Sigaraya karışmaz. Bilmem şuna karışmaz. Böyle bir şey yok. Müslüman, bizim dinimiz, bizim peygamberimiz her şeye karışmıştır. Hatta bir kadının veya erkeğin en özel hallerine kadar konuşulmuş. Dini öğrenmek hususunda haya olmaz. İslam'ı öğrenmek hususunda. Sahabe hanımları işte aklıyla alakalı konularda bugünkü işleyeceğimiz konu. Evet. Ne yapmış? Sahabe hanımları gelmiş peygambere sormuşlar. En mahrem işte hayızlı, nifaslı, gusül abdestiyle alakalı veya özel halleriyle alakalı konuları sormuşlar. Çekinmemişler ki ya biz bunu sorursak, sorduğumuz zaman İşte ayıp olur falan dememişler. Niye? Çünkü Allah bir hakikatin, bir dinin yaşanılmasından, öğrenilmesinden yana haya edilmesini sevmez. Haya nerede olur? Haya işte hayasızlık yapılacak konulardan vazgeçmekte olur. Bu hayasızlık değil ki, bu ilim, fıkıh, din. Dinin yaşaması. Sen bunu bilmezsen, öğrenmezsen o zaman esas büyük günahı işlemiş olursun. Sorumluluğu yani
O bilmeden yaptığın iş bir haram olabilir, bir günah olabilir. Onu bilmeden zaman, bilmediğin zaman da belki namazın olmaz. Evet. Yaptığın iş, aldın gusül abdesti ama gusülsüzlükten kurtulamadın. Ne olacak? Bütün ibadetlerin boşa gider. Bir ibadeti, bunu sorman lazım. Ya işte ben utandım, soramadım da öyle oldu denmez. Evet. O yüzden her şey, o seyircimiz ne yapması lazım? Programları takip etsin. Evet. Onlara izahlı, yeterli izaha şey yapmış olur Allah'ın izniyle. İnşallah. Müslüman hanımın bedenine karşı sorumlulukları olduğunu anlatmaya evet. çalıştık. Tabii bu konu bir kerelik anlattık bir saatte veya işte ikinci programın yarısında anlatmıştı olduk da ondan sonra bitti değil. Evet. Bunlar tabii hayat boyunca ders olarak devamlı konuşmamız, devamlı takip etmemiz ve yaşamamız gereken şeyler. Evet, ama biz burada ipuçları bir özet, bir formül niteliğinde ancak bazı konulara değinebiliyoruz. Bunların tabii hadis-i şeriflerden, sünnet-i seniyeden, sahabe hayatından, tabi'in kıssalarından, İslam alimlerinin hayatlarından örnekleri hiç bitmeyecek derecede bunun örnekleri çok fazladır. Evet. Ama ölçüyü biz veriyoruz tabiri caizse. Yani bir caddede yürümenin ölçüsü neyse o caddeyi gösteriyoruz. Bu caddeden dosdoğru gittiğin zaman sen aradığın adrese salimen varırsın evet. demiş oluyoruz. Yoksa bu konunun örnekleri çok. Evet. İkinci olarak aklına karşı, Müslüman bir kadının aklına karşı sorumlulukları nedir diye bir soru gelmişti. Evet. Aklı karşı soru, şimdi kişi iki organıyla kişiliğini ortaya koyar. Aklı ve diliyle. Evet. Yani bir kişinin akıl seviyesi ağzından çıkan ifadelerin kalitesiyle ölçülür. Aklı da sözleri de o kişinin kişiliğini ortaya koyar. Kişiliği iyi, kötü, aptal, zeki neyse olduğunu nereden anlarız? İşte ifadeleriyle, işte sormuş olduğu soruların kalitesiyle veya hiç alakasızlığıyla, ne alaka gibi şeylerle. Bakarsın ki konuşursun konuşursun adam hiç alakasız şeylerden bahsediyorsa bu adam demek ki bu konuların uzağı veya hiç ilim yok. O akılda bir adam değil denir. Evet. Şimdi akılla aklına karşı bir sorumluluğun olduğunu illa bilmemiz lazım. Çünkü insan akılla bu din sahibine sorumluluk sahibi olur. Evet, evet. Aklı olmayandan Allah-u Teala deliden, sarhoştan, şundan bundan sorumluluk kaldırmıştır o esnada. Evet. Yani baygınlık geçirmiş, deli olmuş. Akıl sorumlulukların en başıdır. Şimdi Müslüman bir hanım da aklına karşı sorumluluğun başında talebül ilmi ferizatun ala külli müslümin ve müslümetin. İlim öğrenmek her bir Müslümana, kadın olsun erkek olsun farzdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ya ilim öğrenmek erkek işidir. Kadınlar bu işle alakası yoktur. İlimi işte erkekler okusun, alim olsun, talebe olsun okusun falan denmemiştir. Evet. Bu konuda ilim her Müslüman erkek ve kadına farzdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe hanımları, sahabe kızları, Efendimizin hanımları da aynı şekilde bu konuda asla erkeklerden geri kalmamışlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelmiş sahabe-i kiramın hanımları demişler ki ya Resulallah erkekler sizinle sohbet ediyor. Camide berabersiniz, cami sonrasında, namaz sonrasında berabersiniz ve sizden ilmi yönden her konuda hadislerinizde tefsir, akaid, fıkıh, ilim, din onlarla beraber yaşandığından geldiğinden sizden istifade etmeleri çok güzel ama biz de ilim öğrenmek istiyoruz. Bize de sohbet eder misiniz dedikleri zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem falanca yerde filan zamanlarda gelin sizle bu konuda yardımcı olayım demiş ve onların bu talebine cevap vermiştir. Onlarla sohbet etmiş, ilim konusunda onları aydınlatmış evet. ve baktığımız zaman sahabe-i kiramın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından özellikle Ayşe validemiz çok büyük bir alimdi, alimeydi. Alim erkeği, alime bayan. Bayan. Yani özellikle Arap tarihi konusunda mükemmel bir ilmi derinliği vardı. Fıkıh konusunda, tefsir konusunda ulema, sahabe-i kiramın alimleri en son neticeyi Hazreti Ayşe validemize gelip sorarak noktayı koyarlardı. Yani bu konuyu gidelim bir de Ayşe'ye soralım radıyallahu anha validemize. Niye? Çünkü o peygamberin yanındaydı. Bu ayet indiğinde o da vardı.
Peygamber ola ki biz olmadığımız bir zamanda bu ayetlerle ilgili veya bu inen ayetin sebebi nüzulüyle alakalı veya bu fıkhi konuyla alakalı bir şey söylemiştir de, çünkü onun ilmi zekasının derinliğinin son derece büyüklüğünü biliyorlardı. Evet. Ayşe binti Talha, Hazreti Ayşe validemizin yeğeni, bir defasında gene Abdülmelik Mervan halifenin huzurunda o kadar ilme cevap veriyor ki her konuda, tarih, fıkıh, akaid, hadis, tefsir. Ve bir tanesi çıkıyor diyor ki ya tamam da diyor, her konuda fıkıhtan, hadisten, tefsirden, bu diyor, bu tarih konusunda bu kadar, yıldızlar konusunda nasıl bu kadar ilim sahibi olduğunda anlayamadık diyor. Ya yıldızların isimlerinden, işte hareketlerinden, vazifelerinden nasıl bu kadar, yani astronomiyle alakalı bilgi sahibi olduğunu deyince, ben diyor teyzem Ayşe'den ilmi aldım diyor. Hazreti Ayşe onun teyzesi. Evet. Yani şimdi ilimde derinleşmiş sahabe hanımları var. Müslüman hanımlar, sahabenin hanımları ne yapıyorlar? Farz-ı ayın olan ilimleri de, farz-ı kifaye olan ilimleri de erkek kadın ayırmadan kendilerine ne lazımsa evet. O konuda gidiyorlar, araştırıyorlar. Peygamber'e gidip müracaat ediyorlar ve bu konuda ciddiyetle, vakarla olayların üzerine gidiyorlar. Demiyorlar ki ya bu iş erkek işidir, bu iş ayıptır, şimdi yanlış anlaşılabilirim, bana mı düştü bu işler falan demiyorlar. Peygamber'in hanımı var, kızları var, onlar şey yapsın, ben şimdi niye atlayayım ortaya falan demiyorlar. Geliyor, hemen soruyor. Ya Resulallah, kadın nasıl gusül abdest alır hayızı bittiği zaman? Hayızının bittiğini nasıl anlar tam olarak? Soruyorlar en ince ayrıntısına kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara demiyor ki ya hadi oradan ya sen nasıl bir kadınsın ki edepsiz diye soru soruyorsun demiyor. Evet, evet. Allah dinin öğrenilmesi konusunda haya edilmesinden hoşlanmaz. Yani haya tamam ki de lazım ama dini konularda haya etmeleri, sahabe-i kiramın hanımlarının hayalı olmaları onların dinlerini gerçek manada öğrenmelerine engel değildi. Yani onlar bu konuda hiç hayalarından dinlerini öğrenmelerine şey yapmamışlar. Hatta anlamadıkları konularda sormuşlar. Bir defasında sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'e, Ümmü Seleme validemiz de orada soru soruyor. Ya Resulallah, Enes bin Malik'in hanımı, annesi Peygamber Efendimiz'e, Enes bin Malik de Efendimiz'e 10 sene hizmet etmiş. O işte 10 yaşında çocuğunu getirip peygambere teslim eden sahabenin annesi. Diyor ki ya Resulallah, işte Allah hak sözü bulmakta, doğruyu bulmakta hayayı emretmez. Kadın ihtilam olunca gusletmesi gerekir mi ya Resulallah diye soruyor. Bu sefer Peygamber Efendimiz gerekir deyince meni çıktığı zaman gerekir diye cevap veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramdan işte Efendimizin hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anh validemiz yüzünü kapatıyor ve işte sana diyor Allah elini bereketli kılsın, peygambere bu soru sorulur mu diyor. Ondan sonra Ayşe validemiz bu cevabı veriyor. Ayşe validemiz diyor ki ya böyle cevap soru sorulur mu ya, bu kadınsın sen falan, biraz usturuplu cevap soru sorsana diye şey yapınca Efendimiz ona diyor ki ya Ayşe, esas sen geri dur, senin elin bereketli olsun. Teribet idake deyince, esas senin elin bereketli olsun. Bu konuda soru sorulur. Bilmeyenin bu konularda soru sorması. Ümmü Süleym, bu kadın rüya gördüğü zaman gusletsin diyor. Ümmü Seleme validemiz de orada. Yüzünü örtüyor, çekiniyor. Evet. İşte diyor ki ya Resulallah, kadın ihtilam olur mu diyor. Ya Ümmü Süleym diyor, Allah senin elini bereketlendirsin. Efendimiz diyor, kadın ihtilam olur tabii diyor, çocuk nasıl oluyor diye cevap veriyor Efendimiz sırasına. Yani bu konularla alakalı bile, işte kocasını, hanımı gelmiş, kocasını şikayet etmiş. En özel meseleleriyle alakalı şikayet etmiş derken, yani ya Resulallah benim bir derdim var, din benim dertlerime çözüm olsun diye gelmiştir. Sen de bu dinin tebliğcisisin, mübelliğisin. Ben bu sorunumu sana arz etmeyeyim, cevabımı sana sormayayım da bu soruyu, senden cevap beklemeyeyim de kime sorayım diye gelmişler. Evet. Sormuşlar. Bu konuda da çekinmemişler. O yüzden yani onların soruları sebebiyle ahkam-ı şer'iyye terettüp etmiş. Yani
Bir bakmışsın sahabe-i kiram, İslam'ın en büyük meseleleri sahabe-i kiramın hanımlarının bu cesur soruları sebebiyle, bakmışsın evlilikle alakalı, nikahla alakalı, talakla alakalı, mirasla alakalı veya işte evlenebilmeleriyle alakalı, isteme kadının evliliğiyle alakalı meseleler genelde sahabe-i kiramın hanımlarının başlarına gelen hadiseler sebebiyle olmuştur. Bir defasında gene bir sahabe Sübeyâ binti Haris el-Eslemî radıyallahu anh hamileyken çocuğunu doğurmasına az kalıyor. Kocası vefat ediyor. Evet. Çocuğunu kocasının ölümünden biraz sonra da çok geçmeden de çocuğunu doğuruyor. Kocasından olan çocuğunu doğuruyor. Ve çocuk doğduktan sonra fazla vakit geçmeden işte evlenebilmesi için şey yapıyor. Yani tekliflere açık olduğunu beyan edecek şekilde şey yapınca bir sahabe diyor ki buna, ya sen işte kocan daha yeni öldü. İşte evlenmek için sanki süslendiğini, evliliğe meyil ettiğini görüyorum deyince gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, kadın kocasından çocuğunu doğurduktan sonra, ölmüş olan kocasından sonra evlenebilir mi, evlenemez mi? Ne zaman evlenebilir? İddet süresi ne kadardır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kadının, kocası ölmüş bir kadının çocuğunu doğurduktan sonra evlenmesi helaldir o andan itibaren. Evet. Niye? İşte nesep belli olmuştur. O koca ölmüş, çocuk da doğmuş, ondan olduğu bellidir. Artık bundan sonra evlenebilir. Velev ki diyor, dört mezhebin uleması, alimleri de buyurmuşlar ki, fıkıh konu nedir? Bir kadının çocuğu, kadın çocuğunu kocası öldükten hemen sonra doğursa, hemen sonra çocuğunu doğurmakla birlikte iddeti son bulur. Ve bundan sonra evlenebilir. Yani bu artık evlilik süresi 4 ay bekleyecek, bilmem şu kadar bekleyecek diye bir şey yok. Ha bu 7 ay sürerse, 5 ay sürerse gene aynı. Ne kadar uzun sürerse doğumundan, çocuğun doğurmasından sonra sürer. Evet. Bir anda da kocanın ölümünden hemen sonra çocuk doğmuşsa da o zaman iddet süresi son bulur demişlerdir. Bak bu soru üzerine, bu yaşanılan hadise üzerine İslam'ın 4 mezhebinin, hak mezhebinin alimlerinin tamamı bu kadın sahabenin sormuş olduğu soru ve Efendimiz'den almış olduğu cevap üzerine İslam'ın hükümlerini çıkarmışlar bu konudan. Evet. Şimdi onlar ya işte ben şimdi sormayayım, bana ne gerek var deselerdi, böyle bir çekingenlik veya utangaçlığı böyle bu bahaneler uydursalardı ne olacaktı? Bu konular açığa çıkmamış olacaktı. O yüzden yani onların sebebiyle ahkam-ı şer'iye tereddüt etmiş kadın, aynı zamanda aklına sahip, akıllı bir kadının yapması gereken en başta gelen şey öğrenmesi zaruri olan, zarurat-ı diniyeden olan konuları öğrenmesi lazım. Evet. Yani bir kere Kur'an-ı Kerim'i tilavetini Arapça aslından ve talim ve tecvidine riayet ederek tertil üzere, talim üzere okuması gerekir. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim böyle. Ya Kur'an okumayı bilmiyoruz, şimdi Türkçesinden okuyoruz, idare ediyoruz. Yani işte biz bir araya geliyoruz ama dedikodu da yapıyoruz ama açıyoruz Yasin defteri şeylerini, o küçük kitaplar var, Yasin kitapları, bir dua kitapları. Evet. Oradan önce Yasin okuyoruz Türkçesinden. Ondan sonra duamızı da yapıyoruz. Bir tanesi çok güzel dua yapıyor Türkçesinden. Onu da şey yapıyoruz. Peşinden de gelsin börekler, gelsin çörekler. Ondan sonra adam, kadıncağız mutfağa geçiyor, hemen arkasından onun, ya bunu da böyle yapmış, böyle becerememiş, becermiş falan. Gıybetli dedikodusu yapılıyor. Böyle şeyler. Halbuki bu kadar konuşana kadar, bu kadar dizileri bilmem filmleri seyredene kadar otursan da evinde o Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kelamını öğrenmek için mücadele etseydin, o göz nurunu sabahtan akşama kadar televizyonların, filmlerin karşısında dökmüş olduğun göz nurunu, meşgul etmiş olduğun o beynini Allah'ın kelamını öğrenmek için meşgul etseydin, hatta onda birini bu konuya sarf etmiş olsaydın, vakit ayırmış olsaydın, Kur'an-ı Kerim'i bülbül gibi okuyacaktın. Ama şimdi mazeret, işte vakitimiz yok, bilmem şu yok, bu yok, biz Türkçesinden idare edip geçiyoruz. Yok. Önce ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini Arapça aslından öğrenecek. Sonra
manası nedir? Ahkamı nedir? Mevla Teala bu kadar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini göndermiş. Burada bize ne beyan ediyor, ne buyuruyor? Müslüman hanımlar için ne diyor? Kadınlar için, erkekler için ne buyuruyor? Çocuklarımıza karşı nasıl bir anne olacağız? Akrabalarımıza karşı nasıl bir yakın olacağız? Akraba, komşu, anne, eş olacağız? Bunları bir öğrenmemiz lazım demiyor. Fıkhi evet. Meseleler ne helaldir, ne haramdır. Ondan sonra böyle tefsir, hadis, fıkıh, sahabe-i kiramın hanımlarının hayatı, tabiinin hanımlarının hayatı, kıssaları, bunları öğrenmesi en başta gelen ilimlerdendir. Evet. Yoksa ben şimdi akademik kariyer yapacağım, şu üniversiteyi bitirdim, şimdi master'ımı da falanca yere gidiyorum, orada master'a yapacağım falan ülkede, falan yerde. İşte bu ileriye dönük, çok dönük ufukları olan, kariyeri olan, önü açık, zihni, ufku geniş bir kadın oluyor. Evet. Ondan sonra dünyalık maddi menfaatleri elde etmek için yapılan bütün emeller, bütün çabalar az geliyor. Hı hı. Az geliyor. Kızım kalk git de anneannenin elini öp. Bak Kurban Bayramı geldi geçti. Gitmedin anneannenin eline. Aynı ilçede, aynı yerde oturuyoruz. Dediği zaman anne benim şimdi işte ben TUS'a hazırlandığımı bilmiyor musun? Tıpta uzmanlık sınavlarına hazırlanıyorum. Evet. Bu sınavların çok zor bir sınav olduğunu biliyorsun. Ve benim kafamı kaldırmadığımı, ders çalıştığımı biliyorsun. Benim anneannemin elini bayramda öpmeye gidecek vaktim mi var? Diyebiliyor. Evet. Ne olmuş? Bunun şimdi heyecanı var, hedefleri var, beklentileri var. Uzman olacak doktorluğunda, tıp veya alanında neyse branşında uzmanlaşacak. Anneannesinin yani belki 500 metre ilerideki evine gidip de elini öpmekten bayramda imtina edecek nesiller türeyebiliyor. Ve oraya harcadığı zamanların çok önemli olduğunu kabul eden bu yavru, bu kız veya bu kadın, erkek. Ama dini konulara gelince, niçin geldin dünyaya diye daha dünyaya geliş gayesini o soruya cevap veremeden bir ömrü tüketmenin peşinde bir yaşam mücadelesi veriyor. Evet. Ya niye geldin ya? Sen Allah seni bu dünyaya niye gönderdi hiç düşündün mü ya? Niye yaratıldın? Hiç düşündün mü? Niçin varsın? Hiç düşünmeden niçin varı var mı ya? Yemek için, gezmek için, eğlenmek için, para kazanmak için, kariyer yapmak için. Dünyalık. Ondan sonra dünya. Hedef başka yok. Evet. 70 sene, 80 sene en rahat nasıl yaşayabilirim? Onun için geldim. Evet. Peki bir bakıyorsun öyle hayvanlar var ki hani yediği önünde, yemediği ardında, ekmek elden, su gölden hesabıyla karışık. Evet, evet. Mesela aslanlar, erkek aslan, dişi aslan avlanacak, avını hazır edecek, o krallık yapacak, hazır önüne gelecek. Evet. Yani şimdi ne farkın kaldı o zaman aynı anlayışla hareket ediyorsan? Yani öyle hayvanlar var ki Mevla Teala onların nimetlerini hiç çalışmadan, gayret etmeden önlerine koyuyor. Evet. Onlar açısından son derece güzel bir hayat. Onların önünde imkanlar var. Tereddütsüz, başı dişi ağrımadan bir hayat. O zaman bir fark olması lazım insanla diğer varlıkların arasında. Evet. Sen o farkı neyle koyarsın? O soruya cevap bulmakla koyacaksın. O soruya cevap da neyle elde edilir? İşte Kur'an-ı Kerim'e bakarak, onun ne dediğini, tefsirine, hadisine, fıkhına, akaidine, ondan sonra işte sahabe hayatına bakarak, dinini öğrenerek elde edebilirsin. Yoksa... Evet. Sen ne kadar dünyalık konuda fıkıh şeyde fizikte, kimyada, astronomide, coğrafyada, tıpta, kimyada, biyolojide ilerlersen ilerle. Hı hı. Neticede bu konuda cahilsen öğrendiğin her konu senin cahilliğini artırmaktan başka şey. Açlığını, mahrumiyetini dünyada belki ihtiyaçsız olabilirsin ama evet. Ahiret mahrumu olursun. Ahiret fakiri, açı olursun, haberin olmaz. Evet. O yüzden bu konularda kadınlarımızın dikkat etmesi gerekir. Hocam Allah razı olsun biz yine programımızın sonuna geldik. Yine kısıtlı. Yine programımızın sonuna geldik ama bu konuyu daha gene bitiremedik. Çok yani kısıtlı vaktimiz olduğu için hocam. Onu da inşallah devam ederiz. İnşallah bir dahaki programda ruhundan bu sefer aklını gene bitiremedik aklıyla ama. Aklıyla alakalı ruhuyla evet, devam hocam. Edeceğiz inşallah. Allah razı olsun hocam. Hanımlar Ejder programımızın yine sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programımızda görüşmek niyetiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.